İdare ve Ekonomi Tarihi adlı kitap tarafından okunmuş ve geçmiş dönem Osmanlı siyaset, idare, maliye ve ekonomi konularında edinilen bilgiler tarafından özet haline getirilmiş ve görsellerle dizayn edilerek hazırlanmıştır. Hazırlanan metinlerde görüleceği üzere devlet, eyalet idaresi, maliye ve ekonomi başlıkları altında yer alan konular şu. 1. Bölüm Devlet. Devlet kitapta 4 küçük başlık altında incelenmiş. Bunlar adaletname, kanun, kanunname ve padişah. Adaletname. Orta Doğu'da kurulmuş Türk-İslam devletlerinin eski İran devlet anlayışından esinlenmesiyle var olmuştur. Adaleti kurmak, haksızlıkları düzeltmek ve bu anlamda çıkan padişah fermanını halka duyurmak içeriklidir. Kanun, toprak vergilerinin toplanmasını ifade eder. Din dışı, hukuki emir anlamına gelir. Kanunname belirli bir bölge ya da sosyal gruba uygulanabilir. Padişah tarafından resmilik kazanır. İlk uygulama Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. Padişah hükmünde kanunnameler, sancak kanunnameleri, belirli gruplar ile ilgili kanunnameler, devlet teşkilatı ile ilgili kanunnameler ve genel kanunnameler adı altında toplanırlar. Padişah. Sözlük anlamı iktidar sahibi kimse, hükümdar olan Farsça bir kelimedir. Osmanlı hükümdarlarının ünvanları arasında örfi hükümdarlık sıfatlarını ifade eden başlıca ünvan olarak kullanılmıştır. Padişah mutlak hakimiyete sahiptir. 2. Bölüm Eyalet İdaresi. Kitapta 8 küçük başlık altında anlatılmış. Bunlar cizye, çiftlik, eyalet, ispence, Kırım Hanlığı, Rumeli, su hukuku ve timar. Cizye. İslam devleti içerisinde yaşayan ama Müslüman olmayan erkeklerden alınan vergidir. Karşılığında can ve mal güvenliği sağlanır. Kişi İslamiyet'e girerse cizyeden kurtulur. Padişaha bağlı görevlilerce hazinede ve beylerbeylik merkezlerinde toplanır. Hassasiyetli kayıtla tutulur, ölüler kayıttan düşülür. Cizyeden muaf olan kişiler de vardır. Bunlar rahipler, keşişler, kadın, çocuk, kör, malul, işsiz ve fakir kimseler, dağlık yerlerde bulunan geçitleri bekleyenler, yeniçeri olarak devşirilmiş çocukların akrabaları gibi kimseler cizye vergisinden muaf olan kişilerdir. Balkanların bazı yerlerinde devlet arazisinden tapu ve miras yolu ile alınan tarlası olanlar Osmanlı topraklarına ticaret için gelen Ermenilerdir. Şeyh-i İslam tarafından verilen fetva ile her yıl cizye miktarının belirlenmesi âlâ, evsat, endâ yani zengin, orta halli, fakir olarak durumuna göre adlandırılırdı. Gümüş para, akçe, dinar, altın para, bakır para, mangır ve 16. yüzyıldan sonra da sadece para birimi olarak tahsil edilmeye devam edildi. Cizye 1856 İslahat Fermanı ile kaldırılmıştır. Çiftlik. Osmanlı kanunlarında bir çift öküzle sürülebilecek büyüklükteki toprak parçasına verilen addı. Daha sonraları zirai işlemleri ve makineleri ifade eden bir anlamda kazanmıştır. Eyalet. Osmanlı'da en büyük idari birim karşılığındadır. Bu tabirin resmen kullanılışı 16. yüzyıl sonlarında olur. Beylerbeyliği veya vilayet daha fazla telaffuz edilmektedir. Fetihler artıp topraklar fazlalaşınca 1864 yılında eyalet sistemi yerine vilayetler teşekkül etti. Bundan sonra Cumhuriyet döneminde ise il olarak değiştirildi. İspence. Her evli gayrimüslimden yanında bulunan yetişkin erkek evlattan ve çiftliği olmayan dul kadınlardan alınan vergidir. İslam'ı kabul edenlerden daha düşük vergi olarak tahsil edilirdi. Kırım Hanlığı. 11. yüzyılın ikinci yarısında Altın Ordu Devleti'nin parçalanmasıyla meydana gelen hanlıktır. Kurucusu Hacı Giray'dır. Hacı Giray'ın ölümünden sonra Nur Devlet ile Mengli Giray arasında uzun süre devam eden taht kavgaları başlamıştır. Yıllar süren bu kavga sonucunda Mengli Giray kesin olarak tahta geçmiştir. Mengli Giray'ın son yıllarında oğlu 1. Mehmet Giray tahta geçmiş ve hanlığı en kuvvetli noktasına erişmiştir.
Yunanistan'dan döner iken baskın sonucu öldürülmüştür. Rumeli Anadolu Türklerinin Balkanlara açılan ilk kapısıdır. Bizanslılardan deniz ötesinden fethettikleri ilk bölgedir, ilk yerleşim yeridir. Rumeli halkı yaşantıları ve din tercihleri ile sergiledikleri tutum nedeniyle Osmanlı ile herhangi bir sorun yaşamazlar. Rumeli, Osmanlı'nın ilk beylerbeyliğidir. Su hukuku. Su, ateş, ot Osmanlı'da halkın kullanımını açıktı. Başkasının zararına yol açmadıkça sorunsuzca kullanılabilirdi. Genel politika olarak Osmanlılar su kullanımı konusunda kurallar koymaktan kaçındı ve su üzerindeki vergileri zamanla kaldırdı. Çünkü su tarım için en büyük ihtiyaçtı ve toprakların sulanmaları konusunda Osmanlı Devleti hiç sorun yaşamadı. Timar. Timar Osmanlı merkez vilayetlerinde bir süvari birliğini ve askeri idari hiyerarşiyi desteklemek amacıyla yapılan bir tarım sistemidir. Bu sistemde Selçuklu, Memlük, Bizans ve Moğol etkisi vardır. Timar sistemi ile ilgili belgeye dayalı ilk atıf Orhan Bey dönemindedir. Fakat 17. yüzyılın sonlarından itibaren Timar sistemi askeri fonksiyonunu kaybetmeye başlamış, 1827'de Timar sisteminin sonuna gelinmiştir. 3. bölüm Maliye ve Ekonomi. Kitapta 4 küçük başlık altında incelenmiş. Bunlar Filori, Havale, İmtiyazat ve İpek. Filori. İlk defa Floransa'da basılmış gümüş bir para birimidir. Zamanla altın para haline de getirilmiştir. Üzerinde zambak motifi vardır. Fatih Sultan Mehmet döneminde Filori adıyla Osmanlı'da kullanılan altın para durumundadır. Filori zamanla dinara dönüşmüştür. Havale. İslam maliyesinde ödeme emri için kullanılan bir kelimedir. Abbasi, Selçuklu ve İlhanlı maliyesinde temel uygulamaları arasında yer almıştır. 1839 yılında Tanzimat'ın ilanı ile önemini kaybetmiştir. İmtiyazat. Batılılara ayrıcalık, imtiyat tanınırken daima İslam hukuku, özellikle de Hanefi mezhebi esasları göz önüne alınırdı. Yabancı tüccarla Müslüman biri arasındaki meseleyle ilgili fetva alınırdı. Osmanlı'da imtiyazla ilgili terminoloji belirlenmiş ve ahiretnameler bir benat formunda düzenlenmiştir. Sultan bir ahiretname verirken fıkıh prensiplerini, talepte bulunan devletten siyasi beklentileri, Hristiyan dünyasında müttefik edinmeyi, teminde zorluk çekilen ham madde veya mamul eşya sağlanması gibi hususları göz önünde bulundururdu. Osmanlı Devleti'nin ilk kapitülasyon verdiği devlet Venediklerdir. İpek. Osmanlı'da ipek ticareti İran'a rekabeti doğurmuştur. Osmanlılar Bursa'yı bir ipekçilik merkezi yapıp ipek yolunun kontrolünü ele geçirmeyi amaçlamışlardır. 1838 yılında makine ile üretime başlanmış olup ipekçilik okulu açılmıştır.